olmak en zor bir hale gelecek. En çetin bir hale gelecek. Zaman zaman anlatıp misal verdiğim bir hususu mevzu ile alakası olduğu için bir kere daha arz etmek istiyorum. Mevzu ile, mesele ile çok yakın alakası olduğundan dolayı bir kere daha arz edeyim. Hiç unutamıyorum. Daima gözümün önüne geliyor. Daima kulaklarımda tekrar işitiyor gibi oluyorum. Bir vilayette bulunuyorduk, bir şehirde bulunuyorduk. Orada, o şehirde umumen ekseriyetle o şehir ahalisinin çok sevdiği, hürmet beslediği iyi bir aile, şerefli bir aile, tanınmış bir aile vardı. Tanınmış, iyilikleriyle, ahlakıyla, edebiyle tanınmış bir aile. Günün birinde bu ailenin başına bir felaket geldi. Felaket de hepimizin başında bulunan trafik belası, veya trafik cinayeti. Bu ailenin de bir tane erkek evladı var. Erkek evlat olarak bir tane delikanlı. Herkes seviyor, sayıyor, itibar gören bir delikanlı. Tanınmış ailenin tek bir evladı, başka evladı yok. Bir trafik kazasında bu ailenin bir tek evladı olan delikanlı parça parça oldu, kemiklerini etraftan topladılar. Perişan oldu. Bir kaza, bir musibet. Bunun üzerine o aile öyle yıkıldı, öyle perişan oldu, öyle bir mateme boğuldu ki tarif etmek imkansız. Ağlayanlar, sızlayanlar, akrabaları, ahbapları, etrafları, cümle, bütün bir insanlar evlerine toplandılar. Nasıl hüngür hüngür ağlıyorlar, nasıl saçlarını başlarını yoluyorlar, nasıl kadere, Allah'ın kaza ve kaderine nasıl isyan ediyorlar göreceksin. Müslümanlığı, İslam'ı bilmedikleri için Allah'ın hükmüne, Allah'ın kazasına rıza gösteremediği için, sabredemediği için, tahammül edemediği için, gerçek Müslüman olmadığı için iman sadece zayıf bir imanı kalmıştır. Onu da nasıl kaybedecek göreceksin. Zayıf bir iman zaten. Böyle sızım sızım sızlıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar. Kadınlar bir tarafa toplanmış, erkekler bir tarafa toplanmış, birisi ağlıyor, birisi hıçkırıyor, birisi bağırıyor, anormal sesler, feryatlar, figanlar. Biz de çok yakın bir noktada bulunuyoruz ve bütün sesleri işitiyoruz. Tam o esnada kadınların topluca ağlaştıkları, bağırıp çağırdıkları taraftan bir sessizlik geldi. Ses soluk çıkmıyor. Sükunet var. Acaba ne oldu? Ses niçin kesildi diye merak ederken bir kadın ayağa kalktı, aynen şöyle bir konuşma yaptı. Hadise ortada. Dedi ki, ben anlamıyorum diyor. Ben anlamıyorum. Birçok aileler var, onların 5 tane, 6 tane evladı var, bir sürü çoluk çocukları var, onların başına bu kaza gelmiyor da, bir ailenin bir tek evladının başına bu bela ve musibet geliyor, bu nasıl Allah ki işini bilmiyor, ben böyle Allah kabul etmiyorum diyor. Böyle duymuşuz aynen kulaklarımızla.
Ben böyle Allah'ı kabul etmem diye bağırıyor kadın. Bak sabredemedi. Hadisenin karşısında tahammül gösteremedi ve derhal kafir oldu. İmanını kaybetti. O dakikaya kadar belki mümindi, o dakikadan itibaren imanını kaybetti. Sabah Müslüman, akşam kafir oldu. Fitneyi görüyor musunuz? Ölümler çoğalıyor, zinalar çoğalıyor, zulümler çoğalıyor, elemler çoğalıyor, her çeşit kötülükler çoğalıyor. Böyle bir cemiyetin içinde Müslüman kalabilmek zorlaşıyor, güçleşiyor. Ey ümmeti Muhammed, sıkı durunuz, sağlam durunuz. Müslüman kalmak zorlaşıyor. Dikkat ediniz. Böylece orada gayri ihtiyari perişan olduk. O sesi, o konuşmayı keşke dinlemeseydik diyorum. Hala ıstırap duyarım ve arkasından bir hadisi kutsiyi hatırladım. Hani Rabbül Alemin Habibinin ağzıyla şöyle ferman ediyordu malum. Men lem yarda bi kadai ve lem yasbir ala belai felyeltemis rabben sivai. Kim benim kaza ve kaderime razı olmazsa, benim verdiğim bela ve musibetlere sabretmezse, gitsin benden başka Allah arasın diyor Cenab-ı Hak. Benden başka Allah arasın. Haşa! Ondan başka Allah var mı? Yok tabii. O halde hiç kurtuluş yok. O kapıyı kimse bırakmayacak. O kapıdan kopmayacaksın. Ne çeşit fitne çıksa da, ne çeşit elemlere, ölümlere duçar olsan da Allah'ın kapısını terk etmeyeceksin. İmanını kaybetmeyeceksin. Dava burada düğümleniyor.